Profesör Master'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Meister ve bu modülde genel güvenlik tehditleri hakkında konuşacağız. Bu N10-004 bölüm 6.6'daki Network Plus gereksinimlerimizin son modülü. Burada genel güvenlik tehditleri ve bunları azaltma tekniklerini tanımlamamız gerekiyor. İnsanların ağımıza girmesindeki, sistemlerimize erişim kazanmasındaki tüm yöntemler üzerine konuşacağız. Ayrıca bu tür şeylerin meydana gelmeden önce engellemek için kullanabileceğimiz yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu genel güvenlik tehditlerinden bazıları hakkında konuşmaya başlayalım. Bugünlerde sıkça görebileceğiniz bir şey hizmetin engellenmesidir. Bir hizmetin engellenmesi, bir aygıtın normal hizmetinin sağlanmasının engellendiği anlamına gelir. Bazı bakımlardan hizmetin engellenmesi teknoloji tabanlı bir şeydir. Ayrıca hizmetin engellenmesi fiziksel tabanlı da olabilir. Eğer bir binanın elektriğini kesersek bu esasen bir hizmetin engellenmesidir. Eğer işletim sistemini bekleten bir server için güvenlik açıklıkları bulursam bu da ayrıca bir hizmetin engellenmesidir. O halde bir hizmetin engellenmesi çok farklı biçimlerde olabilir. Burada ayrıca dağıtımlı hizmet engellenmesi diye bir şey vardır. Birçok şeyi talep etmeye başlarız. Daha sonra başka bir yerde aynı şeyi yapan başka bir makineye sahip oluruz. Daha sonra başka bir yerde aynı şeyi yapan başka bir makineye daha sahip oluruz. Daha sonra 100 makinenin, 1000 makinenin, 100.000 makinenin hepsi aynı anda bir servera erişmeye başlayabilir. Bu dağıtımlı hizmet engellenmesidir. Bir IP adresini kapatarak bu problemden uzaklaşamayız. Bugünlerde botnetler, diğer birçok şeyin arasında bir dağıtımlı hizmet engellemesi olacak şekilde tasarlanmıştır. Ve insanların internet üzerinden birçok aygıtı ele geçirebilmeleri ve istedikleri zaman bunları kullanabilmeleri inanılmaz bir şey. Dağıtımlı hizmet engellenmesinin bir genel, ve oldukça eski bir tarzı Smurf saldırısı adı verilen bir şeydir. Ve bu birilerinin özel bir ping mesajını yayın adresine gönderdiğini gördüğünüz zaman ifade ettiğimiz bir şeydir. Bu artık işe yaramamaktadır. Ping'in çalışma şeklini değiştirdik. Router'ın çalışma şeklini değiştirdik. Ancak eğer bir router bir ping'in yayın adresine gittiğini görürse, bu ping'i A üzerindeki herkese kopyalayacaktır. Esasen siz bir paket gönderiyorsunuz ve eğer A üzerinde 200 kişi varsa bom bu paketi 200 kez göndermeden sadece bir kere de 200 kişiye göndermiş olursunuz. Dağıtımlı hizmet engellemesi yapan kişiler bunu çok severler. Basit. Ben sadece 10 paket göndereceğim ve bir anda 200 paket, 10.000 paket ve 20.000 paket göndermiş olacağım. Birçok paketi bir anda göndermek ve ağı korumak için tasarlanan altyapı aygıtları ile bunları otomatik olarak çoğaltmak oldukça kolay bir işlem. Artık bu durum söz konusu değil. Bunu 1999'da düzelttik. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu ağları çökertmek için bu saldırı kullandığımız bir yoldur ve bunu Smurf saldırısı olarak ifade ediyorduk. Virüsler ve solucanlar herkesin karşılaştığı problemlerdir. O halde şimdi bir virüsün ve solucanın ne olduğu hakkında konuşalım. Virüs kötü bir koddur. Birilerinin sisteminizde kötü şeyler yapmak amacıyla oluşturduğu kötü bir koddur. Bu sisteminizde bulunan dosyaları ve dokümanları kullanarak sistemi etkiler. Bu virüs ayrıca birisine beraberinde virüsü bulunduran dosyanın gönderilmesiyle ulaşabilir. Diğer tarafta o kişi bu dokümanı açtığında veya bu dosyayı çalıştırdığında virüse de sahip olurlar ve bu virüs daha sonra başka bir yere geçebilir. Solucan buna göre biraz farklıdır. Bir solucan dokümanınıza ihtiyaç duymaz. Dosyalarınıza ihtiyacı yoktur. Solucan basit bir şekilde işletim sistemine girer ve daha sonra her şeyi birbirine bağlayan ağı kullanarak diğer bir işletim sistemine geçer. Bu yüzden büyük salgınlara sahip olduğumuzda her zaman ağımızda solucanların olduğundan bahsederiz. Ve bunlar her yere bulaşmıştır. Her yere giderler ve bunun için size ihtiyaçları yoktur. Bunların sadece ağa ihtiyacı vardır. Buna sahip olduklarında istedikleri kadar çok yere yayılabilirler. Eğer tüm bu kötü şeyler için daha genel bir terim kullanmak istersek, malware yani kötü amaçlı yazılım ifadesini kullanabiliriz. Malware terimi aslında virüsler, adware, spyware, solucanlar ve bir ağ üzerinde oluşabilecek başka herhangi kötü şeyin tümünün içerisinde bulunduğu bir çanta şeklinde ifade edebiliriz. Biz buna genelde malware diyoruz. O halde bu terimlerden herhangi birisini duyarsanız bir virüs veya solucan veya malware bu bahsettiğimiz şeydir. Kötü kişilerin ağa girmesinin ve neler olup bittiğini gizlice dinlemesinin bir diğer yolu da aradaki kişinin saldırısı olarak adlandırılan bir saldırıdır. Ve bu bir şifreli komünikasyon olduğu zaman çok fazla kullanılır. Ancak bu kolaylıkla aşılabilir. Aslında komünikasyon şifreli olmadığı zaman. Bu normalde iki istasyonun birbirleriyle iletişim kurmaları ile çalışır. Bunlar birbirleriyle konuşacak veya kendi ortak paketlerini birbirlerine gönderecek. Birbirlerine şifreli mesajlar gönderecek. Normalde bu çok gizli bir komünikasyon olacaktır. Eğer birileri bu görüşmenin ortasında oturuyorsa ve birbirlerine gönderdikleri anahtarları geri kazanıyorlarsa ve kendi anahtarlarını değişiklik olması için gönderiyorlarsa bunlar şimdi ortada yer alabilir ve şifreli komünikasyonun tümünü gözleyebilir. Bunun şifresini çözer, yeniden şifreler ve gideceği yere gönderir ve ileri geri giden her şeyi inceleyebilmektedirler. Şimdi aradaki kişi saldırısının neden kötü bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Her görüşmeyi ortaya almak zor. Ancak doğru görüşmeyi bulduğunuz zaman aradaki kişinin avantajlarından gerçekten yararlanabilir ve birçok bilgiyi toplayabilirsiniz. Burada problem şu. Bu ağımızın güvenliğini düşürür ve bunun için dolandırıcı erişim noktası ifadesi kullanılır. Dolandırıcı erişim noktaları maliyet açısından ucuz olduğu için problemlidir. Bir dolandırıcı erişim noktası ağda bulunmaması gereken yerde bulunan bir erişim noktasından daha fazlası değildir. Öğle yemeği için dışarı çıkabilir ve bir erişim noktası alabilirsiniz. Neden olmasın? Bunu ofise getirin, takın, sadece kendi varsayılan konfigürasyonu ile bağlayın. Aslında bugünlerde birçok erişim noktası varsayılan olarak daha fazla şifrelemeyi açmaya başlıyor. Ancak mevcut bir erişim noktasını almak ve bunu ağa bağlamak çok kolay. Bunu ağa bağlayın ve şimdi kablolu ağınızı kablosuz alanda genişletmiş oldunuz. Eğer birisi sizin park alanınızdaysa ve bu kablosuz erişim noktası güvenlik gereksinimlerine göre yapılandırılmamışsa dahili ağınıza erişim sağlayabilirler ve hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur. Bu büyük bir güvenlik açığıdır. Bunlar uzaktan erişim becerilerinizin, ağ becerileri için kullanıcı kimlik doğrulamanızın ve ağınızın kenarında bulunan her şeyin etrafında dolaşır. Bunlar bu erişim noktasına gider. Bunların hepsi bir öğle yemeği arasında 20 dolara satın alınan bu aygıt ile gerçekleşir. Bu büyük bir problem ve genelde güvenlik kişilerinin yapacağı şey bu frekanslarda görünen bazı tarayıcı türlerini almak ve binanın etrafında yürümektir. Bunlar sadece erişim noktalarının A yerleştirilmiş olduklarından emin olurlar. Sosyal mühendislik oldukça kurnaz bir güvenlik sorunudur. Çünkü bu birçok farklı biçimi kullanır. Burada benim arayabileceğim belirli bir sosyal mühendislik yok ve bu tamamen insanların diğer insanlar ile iletişimine bağlıdır. Birisi sizi arayabilir ve şunu söyler: Merhaba, ben yardım masasından James ve dosya serverınızda bir şeyleri arıyordum. Ve dün gece birçok şeyi yeniden düzenlememiz gerekti. İzinlerinizi oluşturmak ve hesap çizelgelerinize ulaşmam gerekli. Lütfen bana kullanıcı adı ve şifrenizi söyleyin. Ben hesabınızın olması gerektiği gibi haklar ve izinlerle güncellenmesini sağlayacağım. Eğer kullanıcı adı ve şifreyi öğrenirsem ağın o kısmına erişim sağlayacaktım. Ve bunların hepsini sadece sorarak yapmış olacaktım. Bunun ne kadar kolay olduğuna dair şaşırabilirsiniz. Bu elektronik olarak tespit edilemez. Ağım üzerinde sosyal mühendisliği durdurmak amacıyla yerleştirebileceğim bir aygıt yok. Bu genelde tuhaf bir telefon çağrısının yerini alır. Bu birinin kapıda görünmesiyle yerini alır. Fotokopi makinenizi tamir etmek için buradayım. Demek istediğim size ait olan bir şeyleri çalacağım. Bu tür şeylerden birisi de çok kuşkulu olmasıdır. Bu yüzden bu kişiyi ağ ortamınızda hatırlayıp hatırlamadığınızdan emin olun. Bunlar ziyaretçi kartına sahip. Eğer bir ziyaretçi kartları yoksa şunu sorun. Kartın üzerinde mi? Bunu kontrol etmem ve içeri girip giremeyeceğinden emin olmam gerekli. Burada bu tür şeyler için bazı işlemler olmalıdır. Ve insanların bunlar üzerine ışık tutarak ve tüm böceklerin gitmeleri beklenen yerde geri dönmelerini sağlayarak sosyal mühendisliği nasıl durdurduğunuzu, ağınızdan ayırdığınızı, ortamınızdan ayırdığınızı ve kişileri aramayı bıraktığınızı bilmeleri gerekir. Bugünlerde kişisel bilginin toplanması için çok kolay olan bir yöntem de e-dolandırıcılık adı verilen bir metodoloji vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu temelde sosyal mühendisliğin elektronik versiyonudur. Peki bu mail bankadan gelirse ne olur? Bu bir online bankacılık uyarısı ve benim online bankacılık hesabım için orijinal e-mail adresimin değiştiğini söylüyor. Tamam. Buna bir göz atmak isteyebilirim. Ve ne güzel, buraya bir link koymuşlar ve online bankacılık hesabıma buradan girebilirim ve müşteri hizmetleri sekmesine tıklayarak burada neler olduğunu görebilirim. Güzel, buna tıklayayım. Açılan ekran benim bankamın giriş sayfası ile tamamen aynı gözüküyor. Ancak aslında bu bankamın giriş sayfası değil. Bu başka bir serverda ve siz kullanıcı adı ve şifrenizi buraya yazdığınızda o kişi şimdi sizin banka hesabınıza erişebilir. Ve bu noktada sizi soyup soğana çeviriyorlar. Ve şimdi frog korumasını gözden geçirmeniz gerekiyor. Bir e-mail ile gelen bu tür linklere asla tıklamayın. Bir e-mail ile size ulaşan herhangi bir şeye güvenmeyin. Bu gelen maile bakabilirsiniz. Tamamen yasal görünüyor. Bu mail bankaya ait gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. Elektronik olarak gelen hiçbir şeye güvenmeyin. Telefonu kaldırın ve bankanızı arayın. Bankadakilere sorun. Bu tür bir davranış size yardımcı olacak ve herhangi birisinin sizin kişisel bilgilerinizi elde etmesinden dolayı banka hesabını boşaltmalarını engellemeye yardımcı olacaktır. Kötü insanlar durdurulabilir. Bazı zayıflatma tekniklerini mesela planlar ve prosedürler kullanarak bunları durdurabiliriz. Plan ve prosedürler kulağa sıkıcı geliyor. Ancak bu son derece önemlidir. Şirketimizde bulunan herkesin güvenliği nasıl sağladığımızı bilmesine ihtiyacımız var. Ve eğer bir güvenlik ihlalini durdurursak, bu harcanan zamana, çabaya ve bununla ilgili plan ve prosedürleri bir araya getirmek için harcadığımız paraya değecektir. Bunların çok açık olması gerekir. İnsanlar bunları okuyabilmek için erişim hakkına sahip olmalıdır. Eğer ağınızda sorun olursa, birileri sistemlerinizin kontrolünü ele geçirirse, bunların yazdırılması gerekir. Buradaki belgeleri bir klasöre koyabilir ve bunu bir rafta bulundurabilirsiniz. Ve bu sayede insanlar ne yapacağız? Bunun için hangi plan geçerli? gibi sorunların yanıtını öğrenecektir. Sadece klasörü açalım ve o sayfayı bulalım. Şimdi tam olarak ne yapacağımızı, kimi arayacağımızı ve hangi prosedürleri uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Herhangi bir şeyin bağlantısını kesmemiz gerekli mi? Bir şeyler hazır halde bulunmalı mı? Kim olduğumuza ve ne yaptığımıza bağlı olarak birçok farklı plan ve prosedür var. Bu şekilde plan ve prosedürler asla bitmez. Bunlar canlı belgelerdir. Her zaman değişiklik yapılabilir. Genelde her zaman bunları daha iyi yapmak için bir fırsat bulunur ve bir yandan da kötü kişiler yeni teknolojileri bulur ve ağınıza girmek için yeni yollara sahip olur. Bu yüzden bu belgeler sürekli güncel tutulur. Bu kişilerin verinize erişim sağlamak için sürekli yeni yollar bulmasından dolayı bununla ilgili yeni plan ve prosedürlere sahip olmalısınız. Bir diğer önemli konu da kullanıcıların bu konuda eğitilmesidir. Bunu yapmak için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var. Ben her zaman farklı ortamlara gidiyorum. Tahtada işaretler oluyor. Koridor boyunca ortada posterler bulunuyor. İnsanlara bir ziyaretçi kartının olup olmadığını sorun. Siz kapıdan geçtiğiniz zaman başka birisinin sizin ardınızdan kapıdan geçmediğinden emin olun. Bu mesajların her zaman değiştiğinden emin olun. Bunların açık halde olduklarından emin olun. Ayrıca insanlara e-mail gönderebilirsiniz. E-mail genelde takip edilemeyeceğinden insanların eğitimi için muhtemelen ilk adım olarak bunu gerçekleştirmeyin. Bazen insanlar kendi e-mailleri ile geri dönerler ve en azından problemin türü üzerine odaklanırsınız. Mesaj tahtaları daha iyidir. Birileri asansörden çıktığında tam önlerinde bir mesaj tahtası bulunur. Kullanıcı eğitimi için her zaman güvenlik özelliklerine, bazı güvenlik güncellemelerine ve bazı ipuçlarına sahip olun. Ve insanların her zaman sabah ofise ilk girişte görebilecekleri şekilde yerleştirilmiş fiziksel mesaj tahtalarının etrafında yürümelerini sağlayın. İnsanlara mesajlar iletmek için giriş mesajı başka bir yöntem iken Bunların kısa bir süre sonra insanlar için görülmez hale gelmesi gibi bir sorun vardır. Bunlara bakmazlar. Çünkü arada sırada değiştiğini bilirler. Ve bu yüzden e-mail insanları bilgilendirmek için en doğru yöntem değildir. Mesaj tahtanızda bir şeyler gördüğünüzden emin olmak için bir referans noktası olarak internet sayfaları güvenlik planlarının yerleştirilebileceği güzel yerlerdir. Binamızın içerisindeki ziyaretçiler ile nasıl ilgileneceğimiz hakkında daha fazla bilgi için interneti kontrol edin. Herkesi bu güvenlik problemleri hakkında bilgili tutmanın bir diğer yolu da işletim sistemlerimizdeki ve uygulamalarımızdaki açıklıkları kapatmaktır. Ve bu yamaları her zaman güncel tutmamız gerekir. Bunlar bu sorunları çözecektir. Sistemlerimizin daha kararlı olmasını sağlayacak ve bu açıkları mümkün olduğunca çabuk kapattığımız takdirde kötü kişiler engellenmiş olacaktır. Bunlar bugünlerde çok yaygın olarak görülür. Microsoft'un her ay yeni yamalar çıkarttığını biliyoruz. Bazen ayın ortasında dahi yamalar çıkartıyorlar. O halde sistemlerinizin hepsinin en son güvenlik yamaları ile güncellendiğinden emin olun. Daha sonra yaşayabileceğiniz büyük bir sıkıntıyı şimdiden önlemiş olursunuz. Bu yamalar hiçbir zaman son bulmaz. Sürekli olarak yenisi çıkar. Her zaman uygulamalar ve işletim sistemleri için güncellenir. Siz en azından olan bitenin önünde durmalısınız ve bu büyük ortamlarda biraz uğraştırıcı olabilir. Çünkü bu yamayı almanız bunu bir server'a yerleştirmeniz ve bunu test etmeniz gerekir. Peki ya bu yeni yama bir şeye zarar verirse? Mesela işiniz ile ilgili bir şeylerde sorun yaratırsa? Bunu karşılayamayabilirsiniz. Bunları test etmelisiniz ve siz yamayı aldıktan hemen sonra bir işlem hazırda bulunmalıdır. Bu yamayı nasıl test edeceğiniz ve nasıl açacağınız oldukça önemli bir hale gelmektedir. Bununla ilgili olarak plan ve prosedürlere sahip olduğunuzdan emin olun. Güzel. Genel güvenlik tehditleri modülümüzde neler öğrendiğimize bir bakalım. İlk sorumuz şu. Bir aygıtın normal hizmetleri sağlaması ne ile engellenebilir? Burada olası sebep ne olabilir? Bu bir hizmet engellenmesidir ve dağıtımlı hizmet engellenmesidir. İkinci sorumuz, hackerlar istasyonlar arasındaki şifreli komünikasyonları alıkoymak için hangi yöntemi kullanırlar? İstasyonlar arası gerçekten önemli bir kısım. Bu aradaki kişi saldırısıdır. Bunlar arada yerleşir ve ileri geri giden her şeyi görürler. Ve son olarak hangi elektronik düzenbazlıklar kişisel bilgileri toplar? Bunun bir örneğini görmüştük ve bu E dolandırıcılıktı. Bölüm 6.6'nın sonuna geldik ve burada güvenlik tehditleri ve zayıflatma tekniklerine göz attık. Bu modül ile birlikte ücretsiz Online Network Plus sertifikasyon eğitimi modüllerimiz tamamlanmış oluyor. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarına katılmak ve daha birçok şeyi istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com